Merhaba dostlarım, ben Serdar ve soru cevap videoların 3. kısmına hoş geldiniz. Geçen haftaki 2 videonun altındaki sorulardan bir kısım seçtim ve bunları cevaplayacağım. Tüm soruları cevaplayamayacağım, dediğim gibi aralarından böyle seçim yaptım yani. Eğer siz de sorularınızın cevaplanmasını istiyorsanız bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Kaç soru geldiğine dair yorumların çokluğuna da bağlı olarak, yorumların çeşitliliğine bağlı olarak bir sonraki soru cevap videosu gelecek hafta ve ondan sonraki hafta olabilir. Orada bir duyurum daha var. Neyse, o duyuru sonra yaparım. O zaman başlayalım. Dirseğini yalayabilir misin ve uzaylı mısın? Teknik olarak kolumu kesip elimi alıp kendi dirseğimi oradan yalayabilirim. Sonra kolumu yerine baştan dikebilirler, benim için sıkıntı değil yani. Dirseğimi yalayabilirim. Ve uzaylı mısın? Uzaylı olup olmadığından neden bu kadar fazla şüpheleniyorsun? Bir sıkıntı mı var? Sıkıntı varsa halledelim. Abi, senin uzaylı olup olmadığından şüpheleniyorum. Uzaylı olmadığını diğer videoda kanıtla ve seni seviyoruz ahbap. Ahbab artık ahbap mı, neyse, ikisi de değil ahbap. İlk önce B, sonra P geliyor. Ahbap. Uzaylı olup olmadığından şüpheleniyorsunuz. Bu dedikodular ne kadar hızlı yayılmaya başladı. Neden böyle bir şeyden şüphelenmeye başladınız? İçiniz ne sizin? Madem kanıtlamamı istiyorsunuz, kanıtlayamam. Oh. Şuradan ve şuradan ışıklar geliyor, çok fena. Gözlerimi alıyorum. Abi, Serdar abi, sen uzaylı olsaydın ve dünyaya gelseydin ilk ne yapardın? Dirseğimi yalardım! Abi, sen dünyanın imparatorusun ama uzaylılar dünyaya saldırdı. Senin tüm silahlarını ele geçirdi. Hiçbir şey yapamıyorsun. İnsanlar senden şüpheleniyor. O an ne yaparsın? Dirseğimi yalardım! İlginç bir hareket yapar mısın? Gülücük gülücük kalp. Ne yazık ki ilginç bir hareket yapamadım. Başaramadım. Serdar 146 İmparatorluğu olduğu zaman ilk olarak ne yapardın? Dirseğimi yalardım. Abi, kendin oyun yapsan ne tür oyun yapardın? Dirseğimi yalardım. Oyun yapacağım ama, değil mi? Muhtemelen ben her tür oyun yapmaya çalışırdım. Spor oyunları hariç, bir de yarış oyunları hariç, RPG yapardım. Ne bileyim, FPS savaş türü oyunları yapardım. TPS oyunları yapardım. GTA'ya benzer oyunlar yapardım. Hikaye bazlı oyunlar yapardım. Bunların hepsini yapardım ya. Çok seviyorum ben, böyle strateji oyunları yapabilirdim. Bayağı böyle uzayla geçen falan. Böyle oyunları seviyorum ben. Abi, GTA Vice City gizemlerini ne zaman çekeceksin? Çok sık gelen bir soru. GTA Vice City gizemlerini GTA Vice City gizemlerini, GTA Vice City'nin senaryosunu bitirdiğimiz zaman çekeceğiz. Odan bilmiyorum artık ne kadar kaldı senaryoyu bitirmeme. GTA Vice City'nin hikayesini tam olarak bilmiyorum, ne zaman bittiğini bilmiyorum, ne kadar sürdüğünü de bilmiyorum. En sonunda ne olacağını da bilmiyorum. Lütfen spoiler vermeyin. Spoiler yok. Spoiler yok. Spoiler vermeyeceksiniz GTA Vice City'nin sonu hakkında. Dediğim gibi, GTA Vice City'nin senaryosunu ne zaman bitirirsek GTA Vice City'den ben o zaman başlayacağım. Five Nights at Freddy's Check ya da başka bir korku oyunu hiç görmüyoruz. 1-2 yıldır. Ha. Five Nights at Freddy's Check ya da başka bir korku oyunu görmüyoruz 1-2 yıldır. Serdar'ın korku... 1-2 yıldır korku oyunu oynamıyorum. Ve Five Nights at Freddy's çekmemi istiyorsunuz. Five Nights at Freddy's'in Let's Play tarzında bir şey yapmayacağım. Yaparsam belki montaj tarzında bir şey yaparım. Çünkü herkes oynadı. Çoktan beri herkes oynuyor. O yüzden pek... serisini yapmak isteyebileceğim bir şey değil. Ama lakin Amnesia The Dark Descent var. Çok sevdiğim bir oyun. Çok çok sevdiğim bir oyun. Ona başlamak istiyorum. Gerçekten sağlam bir seri olur diye düşünüyorum. Korku oyunu. Başladığımız zaman hepinizin desteğini bekliyorum bu seride. No Serdar Pie, yes Serdi Pie, or Serdar Pie. Serdi Pie! Serdar, lütfen bu soruyu adam akıllı ve ciddi bir şekilde cevapla. İlerideki planların nelerdir? Yani üniversiteyi bitirince özel sektöre mi atılacaksın? Yani kendine bir şirket kurup büyümeye mi çalışacaksın? Yoksa klasik devlet dairesinde aylık düzenli maaş alan masa başı eleman olarak mı çalışacaksın? Bir şey mi alayım? Ciddi bir şekilde cevaplayacaktı ama. Özür dilerim. Kendi şirketimi kuracağım, yazılım şirketi, bilgisayar şirketi, yazılım şirketi dersem çok kısıtlamış olurum çünkü gerçekten
kendi bilgisayarımı falan da yapmak istiyorum. Küçük küçük oyunlardan, küçük uygulamalardan başlamak istiyorum. Ondan sonra daha büyük oyunlara geçebilirim. Ondan sonra ne bileyim, bir şeyler yapacağım. En sonunda kendi işletim sistemi umarım bir gün yapacağım. Işınlanabilseydin ilk nereye ışınlanırdın? Valla şu an çok güzelim. Muhtemelen direkt mutfağa ışınlanırdım. Hemen şuradan birkaç metre gittiğimde mutfağa geçiyorum. Ama kim kalkar ki abi? Gözünü seveyim. Neden buradan kalkıp birkaç metre yürüyeyim buradan? Neden boş boşuna ayaklarımı yorayım? Zaten her tarafım ağrıyor. Şu an ağrılar içindeyim. Çok yorgunum. Neden bunu bana yapıyorsunuz ya? Ha, ışınlanabilseydin diyordum. Işınlanırdım doğru. Işınlanmak daha iyidir. Işınlanmak iyidir. Illuminati misin? Hayır canım. Ben Gülluminati'yim. Canlı yayın yapmayı düşünüyor musun? Yaparsan çok iyi olur bence. Bence de çok iyi olur ama canlı yayın şu anda yapabilecek bir bağlantım yok. Onu ancak yazın dışındaki aylarda yaparım. Ama lakin canlı yayında ne yapacağımı bilmiyorum. Ne bileyim. Pek canlı yayın bir insan değilim. Herhalde strateji oyunları falan oynarım veya Half-Life tarzı şeyler falan oynarım. Bilmiyorum ya. Pek kafamda hiçbir şey yok. Daha önce yapıyordum ama problemler falan çıktı internet bağlantısıyla alakalı. Onlara bir teknik servisi çağıracağım. Elemanlar gelip teknik servis değil. Ya artık neyse. Elemanlar gelip bir baksın neden böyle oluyor. Muhtemelen anlamayacaklar neden öyle. Çünkü upload 30'u daima sıfıra düşmüyor. Baya baya canlı yayın yapıyoruz. Bir saat falan gidiyor veya bir yarım saat 40 dakika falan gidiyor. Sonra birden upload 30'u sıfıra düşüyor. Bir 5 dakika öyle kalıyor. Sonra geri dönüyor. Yarım saat 40 dakika sonra aynı olaya başlıyor. Yani normalde 3 saatlik bir canlı yayın yapıyorum. Bu 3 saatlik canlı yayının bir 20-30 dakikası şey geçiyor. Böyle upload hızı sıfırda canlı yayın takılıyor. Böyle donmuş bir resim görüyorsunuz yani böyle. Abi saçını geriye atmaktan bıkmadın mı? Bıktın mı? Ya saçımla neler uğraşıyorsunuz siz ya? Şaka maka evet bazen çok sinir oluyorum ama yapabilecek bir şey yok. Bu saçım çok inatçı. Geriye gitmiyor. Hani şöyle arkaya atsam. Böyle tarasam sabahtan akşama kadar tarasam. Sonra üzerine böyle jöle falan sürsem olmuyor. Geride kalmıyor bu saç. Daha çok denedim ben bunu geri yapmaya. Çünkü öyle istiyordum aslında. Hani böyle istemiyordum. Serious Snape gibi. Ama saç inatçı ne yapalım? Ha evet bu arada saçım kesilir bundan sonraki videolarda. Böyle kısa saçlı görebilirsiniz. Çok garip çok garip olacak ama. Böyle bir şey olabilir yani. Böyle bir ihtimal var. Büyük bir ihtimal. Abi ben uzaylı olsam ne yapardım? Sen uzaylı olsan o zaman demek ki bizim kitlemiz, YouTube kanalımız artık gezegenler arası bir kanal olmuş olurdu. Demek ki düşünsene gezegenler arası bir kanal. Ne kadar büyük bir başarı bu. Vay! Ne yapmışız oğlum biz böyle? Abi askere gittiğin zaman kanal ne olacak? Ve ondan sonra böyle bir şifreli mesaj geliyor. Bu mesajı çözebilirseniz arkadaşlar kanalın yönetimini size bırakacağım ondan sonra. Hatta birlikte yöneteceğiz kanalı daha doğrusu. Kanalda benim ortağım olacaksınız. Doğru bir şekilde çözmeniz gerekiyor bu mesajı. Neyse askere gittiğin zaman kanal onun için önceden video hazırlamış olacağım zaten. Baya bir video hazır olacak yani. Fark etmeyeceksiniz biraz gerektiğimi. Sadece mesajlara falan cevaplayamayacağım. Yorumlara cevap yazamayacağım. Ama herhalde Facebook'a bir admin falan bulurum yani böyle mesajlara cevaplaması için. Bir de yok yorumlara cevaplayamam gene. Yorumlara nasıl cevaplayayım ki? Ama yani dediğim gibi askere gittiğim zaman kanal videosuz kalmayacak. Yani düzenli olarak videolar gelmeye devam edecek. Abi çok sempatiksin. Bir de gerçekten de neden 146? Ciddice açıklar mısın? Kafadan mı sarıldın yoksa başka bir şey mi? Abi son bir şey. Daha sık GTA San Andreas çeker misin? Şimdi ilk önce teşekkür ediyorum çok sempatik olduğumu söylediğin için. Teşekkürler. Hepsinin sayenizde. Siz benden daha sempatiksiniz. Tabi şu anda ekranın karşısındaki katil bir manyak değilseniz. Öyle olmayın. 146'nın anlamı birazcık geçen videoda dalgaya vurmuşum gibi oldu ama gerçekten anlamı o yani 14 Haziran benim doğum günümdü. Gerçekten egoist bir amaçtan ortaya çıktı yani. Hani böyle tüm dünya öğrensin gibisinden. Cidden öyleydi. Geçen videoda açıkladım. Geçen videoda daha detaylı olarak açıkladım. Orada görebilirsiniz onu. Ve daha sık San Andreas çeker miyim? Bir şey yapacağım. San Andreas remake yapacağım. San Andreas gizemleri baştan yapacağım. Fazla uzun bir seri olmayacak. Muhtemelen 6-7 videodan falan oluşur ama fazla bir şey olmayacak yani o şey seride dediğim gibi 6-7 video ama o kadar. San Andreas
daha son dediğim gibi son 1-2 video, ondan sonra San Andreas oynamayacağız başka. San Andreas oynamayacağız başka. Hap videoda çiğ patates yerken komşuna mali falitiko diye bağır ve sonra geğir. Oğlum siz manyak mısınız? Neden böyle şeyler söylüyorsunuz? Sıkıntınız ne? Komşum beni öldürür. Nereden buluyorsunuz böyle şeyleri? Gözünüzü seveyim. Abi Kıbrıs'ın neresinde yaşıyorsun? Gazimaos'a. Doğusunda oluyor. Aynen tam doğusunda oluyor Kıbrıs'ın. En doğusunda değil ama doğusunda bayağı en güzel yerindeymiş. Günün sorusu. Neden sürekli GTA videoları çekiyorsun? Ne bileyim. Benim olayım bu. Diğerlerine sor. Çünkü ne bileyim GTA bazlı bir kanalım yani. Kanalın iskeleti GTA. Kanalın iskeleti değil, kasları da GTA. Bir tek deri böyle, deri parçaları var. İşte birazcık Outlast, birazcık böyle Minecraft, işte azıcık Slender falan. Ve diğer oyunlar, Call of Duty falan. Yani ama o kadar. GTA sonuçta. Ben GTA adamıyım. Ya bilmiyorum, diğer ahbaplara sorabilirsin yani. Ben şu anda çok net bir cevap bulamıyorum. Hey, izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Ben bu videodan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi sorularınız olursa lütfen yorum kısımlarına belirtin. Soruların çeşitliliğine ve fazlalığına göre gelecek hafta ve ondan sonraki hafta bir soru cevap videosu daha gelir. Ne diyecektim ben ya? Ha, özel bir ricam olacak, şey yapmayın. Mesela fazla sorunuz varsa 6-7 tane yorum yapmayın. Tek bir yorumda tüm sorularınızı iletebilirsiniz. Benim için hiç sıkıntı değil. Yani bu kadar. Videodan keyif alırsanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.